Değerli izleyenler, BC çaplı yarım çemberde ve ABC üçgeninde verilmiş kesen uzunlukları ve alan bağıntılarından verilenlerden alan saymaya çalışacağız. Burada 3 ve 8'ler ilgili üçgenlerin alanları anlatmaktadır. Buradaki AHG üçgensel bölgesinin alanını bilmeye bulmaya çalışacağız. Eş uzunluklar var, alanlar var. Yarım çemberde çalışıyoruz. En kısa yoldan çözmeye, çizmeye çalışacağım. Şimdi eş uzunluklar olduğundan dolayı bu eş uzunlukları harflendirmek istiyorum. AG uzunluğuna A birim demiş olsaydık o halde EB uzunluğuna da A birim yazarız. Peki AH uzunluğu eğer B birim ise DC uzunluğu da B birim olmuştur. Peki buradan sonra klasik açı dağılımından hangi üçgenlerden yararlanabileceğimizi göstermeye çalışayım. Çapı gören çember açılardan şuralarda dik açıları herkes rahatlıkla görebilir. Burada artık dik açılar var. Daha sonra çemberde açı bilgilerinden, açı dağılımından benzer üçgenleri kurmaya ve görmeye çalışacağım. Diyelim ki şuraya alfa olsaydı, EBD açısı alfa olsaydı demek ki şurası da ne olurdu? Alfa olurdu. Eğer burası beta olmuş olsaydı, DBC açısı beta olmuş olsaydı şurası da ne olurdu? Beta olurdu. Eğer burası teta olmuş olsaydı burası da teta olurdu. Peki buradan şuraya varabiliriz artık. Dik üçgenlerden herhangi birinde dar açılar toplamında 3 parametre var. Yani alfa var, beta var, teta var. Demem o ki artık A'daki açıyı saymaya çalışalım direkt. Çünkü 2 alfa, 2 beta, 2 teta 180 yaptığından dolayı şuraya göstermeye çalışayım. Alfa, beta ve teta'nın 2 katı artık 180 yapıyor. Demek ki A'ya düşen açı miktarı tabanda 2 alfa var. Beta ve teta'dan birer tane var. Buraya birer tane daha gelmelidir. Yani burası beta artı teta olmalıdır. Peki aradığımız alanı klasik olarak şuraya yazmaya çalışalım. AGH üçgensel bölgesinin alanı sinüslü alan bağıntısından 1 bölü 2 çarpı Adana çarpı Bursa çarpı sinüs. İşte teta artı beta yazabiliriz. Bunu böyle yazabiliriz. Peki 3 ve 8'i nerede kullanırız? Ona bakalım şimdi. Burada içine yıldız koyuyorum özellikle. Bu içine yıldız koyduğum üçgenler, yıldızlı üçgenler biri diğerinin neyidir? Benzeridir. Peki benzer üçgenlerde alanlar oranı yani 3'ün 8'e oranı neye eşit olacaktır? Benzerlik oranının karesine eşit olacaktır. Yani devam o ki artık kenarları biz şöyle yazabiliriz. Yani kök 3 bölü kök 8'in yani 3 bölü 8'i kök 3 bölü kök 8'in karesi yazabileceğimizden dolayı benzerlik oranını artık kök 3 ve kök 8 üzerine tanzim edebiliriz. O halde şöyle diyelim şimdi. Şu nokta koyduğumuz açılar eşit olduğundan dolayı pembe üçgen ile açık mavi üçgenler açı açı benzerliğinden benzerdirler. O halde buradan direkt mesela şu cümleleri kurabiliriz. Örneğin beta karşısındaki şu uzunluk kök 3 ile orantılı. Burası kök 3 olur, kök 3 x olursa şurası da kök 8 x olur. Aynı mantıkla teta karşısı mesela şurası kök 3 y olursa buradaki teta karşısı da kök 8 y olacaktır. Şimdi de özellikle şu üçgenleri kullanmak istiyorum. Yani EBF dik üçgeni ile DFC dik üçgenlerini kullanmak istiyorum. Burada Pisagor'dan direkt şunu yazabiliriz. B kare eşittir. Kök 8'in karesinden 8x kare. Buradan da 3x kare geldi. B kare 5x kare gelecektir. Peki EFB üçgeninden de genel biz işte A kareyi çekecek olursak A karenin değeri de şu olacaktır. A karenin değeri kök 8 y'nin karesinden kök 3 y'nin karesini çıkardığımız için burası da 5 y kare gelecektir. Devam o ki artık b'nin değeri kök 5 x, a'nın değeri de kök 5 y olarak gelir. Peki biz bu üçgenlerden herhangi birini kullanalım. Mesela şimdi 3 neye eşittir dediğimiz zaman pembe üçgensel bölgenin olan 3 birimdir. Bunu sinüsle bağlı yazmaya çalışırsak 1 bölü 2 çarpı kök 3 y çarpı kök 3 x çarpı noktayla gösterdiğimiz açı aslında
beta artı teta'nın bütünleyenidir. Buraya artık şunu yazabiliriz. Sinüs beta artı teta diyebiliriz. Çünkü bütünler açılardan birinin sinüsüyle diğerinin sinüsü özdeşti, eşitti değer olarak. Buradan kısaltmalar yapılırsa üçler gider. Şurası kaç olur? 1 olur. 1 eşittir 1 bölü 2 çarpı x çarpı y çarpı sinüs teta artı beta gelecektir. Şimdi bu cümleyi uygun yerde kullanmaya çalışacağım. Bunu özellikle manşet olarak şöyle belirtmeye çalışacağım. Evet. Biraz daha düzgün çizmeye çalışıyorum çünkü bu cümleye ihtiyacımız var. Bu manşetteki cümleyi, bu sonucu alıp nerede kullanabilirim ben? Artık A'nın değerini biz biliyoruz. Kırmızıya göstermeye çalışalım. Biz A'nın değerini, A parametresini kök 5 Y olarak bulduk. B'nin değerini de yine kök 5 X olarak bulduk. Dolayısıyla artık sonuca geldik. Sonucu şöyle yazabiliriz. İstenen üçgensel bölgenin alanına A dedik. A'yı yazarken artık şöyle yazabiliriz. 1 bölü 2 çarpı. İki kenar biliniyor ve bu iki kenar arası kalan açının sinüs değeri kullanarak sinüs alan bağıntısı yazacak olursak buradan kök 5x çarpı kök 5y çarpı sinüs işte teta artı beta yazabiliriz. Peki buradan biz şunu biliyoruz artık. Kök 5'lerin çarpımından 5 gelecektir. Peki 1 bölü 2 çarpı x çarpı y çarpı sinüs teta artı beta cümlesi gelecektir. Biz bu cümlenin de değerini yani bulduk manşette. 1 bölü 2 çarpı x çarpı y 1 bulduk. Demek ki bu alan 5 çarpı 1'den 5 birim kare ediyormuş. Güzel bir alan sorusuydu. Umarım anlatabilmişimdir.